1. 2. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 64. Semih Ofset Sek Yayınları. Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. 2. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları. Semih Ofset Sek Yayınları sayfa 64. Milli Mücadele'ye taraftar üyelerin yer aldığı Ali Rıza Paşa Hükümeti'nin kurulması üzerine temsil heyeti, İstanbul ile haberleşme yasağını kaldırdı. Mustafa Kemal yeni kurulan hükümete milli teşkilata saygılı olunması şartıyla yardımcı olacağını bildirdi. Hükümete bir an önce meclisi açması çağrısında bulundu. Ali Rıza Paşa temsil heyetiyle görüşme talebinde bulundu. Temsil heyetinin bu isteğe olumlu yaklaşması üzerine 20-22 Ekim 1919 tarihleri arasında İstanbul Hükümeti adına Bahriye Nazırı Salih Paşa ve temsil heyeti adına Mustafa Kemal arasında Amasya görüşmeleri yapıldı. Görüşmelerde şu konular ele alındı. Türk vatanının bütünlüğünün ve istiklalinin korunması. Türk vilayetlerinin düşmana terk olunmaması, hiçbir şekilde manda ve himaye kabul edilmemesi. Müslüman olmayan topluluklara, memleketimizin siyasi hakimiyet ve sosyal dengesini bozacak biçimde ayrıcalıklar verilmemesi. Anadolu ve Rumeli Müdafaaci Hukuk Cemiyeti'nin İstanbul Hükümeti tarafından tanınması. İtilaf devletleriyle yapılacak barış görüşmelerine temsil heyetinin de uygun gördüğü kimselerin gönderilmesi. Mebusan Meclisi'nin İstanbul'da toplanmasının güvenlik bakımından uygun olmadığı, onun yerine Anadolu'nun daha güvenli bir yerinde toplanması. Amasya görüşmeleriyle temsil heyeti, İstanbul hükümeti tarafından resmen tanındı. Temsil heyeti Mebusan Meclisi'nin toplanması kararını İstanbul hükümetine kabul ettirdi. Salih Paşa, Amasya görüşmeleri sırasında üzerinde uzlaşılan kararları İstanbul hükümetine kabul ettireceğini, aksi takdirde hükümetteki görevinden istifa edeceğini söyleyerek Amasya'dan ayrıldı. Ancak İstanbul hükümeti yalnızca Mebusan Meclisi'nin açılması kararını kabul etti. Etkinlik aşağıda yer alan tarih şeridine Mustafa Kemal'in Samsun'a hareketinden itibaren milli mücadelenin hazırlık süresindeki faaliyetlerini kronolojiye uygun olarak tarihleriyle birlikte yazınız. Kronoloji şu şekilde olacaktır. 19 Mayıs 1919 22 Haziran 1919 23 Temmuz 1919 4-11 Eylül 1919 1920 23 Nisan 1920 10 Ağustos 1920 26 Ağustos 1922 30 Ağustos 1922 9 Eylül 1922 1 Kasım 1922 24 Temmuz 1923 etkinlik. Aşağıdaki genelge ve kongrelerin milli mücadeledeki önemini karşılarına yazınız. Cevap: Havza Genelgesi, milli mücadelenin başlangıcını simgeler, Amasya Genelgesi, milli mücadelenin ilk resmi bildirisidir. Yerel kongreler, halkın desteklenmesi ve katılımını sağlamıştır. Erzurum Kongresi, temel kararların alındığı bir kongredir. Sivas Kongresi, birlik sağlandığı ve Milli Meclis'in temellerinin atıldığı kongredir. 1. 2. Sınıf Semih Ofset Sek Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı sayfa 64 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.